Geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta Başakşehir'e kaybeden siyah beyazlılar az önce sona eren maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir başka derbide İstanbulspor'a da puan kaybetti. 2-2 berabere kaldı Beşiktaş ilk yarıyı. 1-2-1 önde geçtikten sonra yine ceza sahası dışından bu kez bir free kickle İstanbulspor 2-2'yi buldu ve karşılaşma bu skorla sona erdi. 2 haftada 5 puan kaybetti siyah beyazlı takım. Dün Galatasaray zirvedeydi. El değiştirmişti zirve. Bu dakikada zirve yine el değiştirdi ama bu kez Adana Demirspor zirvede. Tabii Başakşehir'in maçını da bekleyeceğiz. Adana Demirspor Antalya'da 3-0 kazandı ve averajla zirveye yerleşti. Hocamızdan şimdi Beşiktaş İstanbulspor maçının yorumunu alacağız. Sanki 85'ten sonra başladı. Beşiktaş herhalde en büyük tempoyu 2-2'ye yakalanınca, şoku yaşayınca yapmaya başladı. Hatta Tayfur ve Wellington'la da gole yaklaştı Beşiktaş 3. gole ama o dakikaya kadar alıştığımız temposu, rakip ceza sahasındaki baskısı, pozisyonları hemen hemen hiç görememiştik. Bu puan kaybını öncelikle nelere bağlıyorsunuz Beşiktaş'ta hocam? Beşiktaş kaç gol yedi? Söyleyeyim. 9 mu? 10. 10. Doğru. 16 attı. Kaç tanesini ikinci yarıydı? Onu da çalıştım. 7. Çalışayım özellikle hani geçen haftalarda evet, konuş. Acaba bu sadece evet, bir skorla mı ilgili evet. Falan. Veya kartla mı ilgili dedik? Değil. Değil. Ne kadar biz ilk haftalarda acaba dedik ama görünen köy kolay istemez. Görünen istatistik maç sonu istatistiği de şu andaki durumda net gözüküyor. Beşiktaş oyunu genelde saha içinde pek kaybetmiyor. Saha dışı müdahalelerle kaybediyor. Kalecilerin devre arası hatırlıyor musun? Bir yorum yaptım Ersin'le ilgili. Şimdi iki hafta oynatmayarak kim kaybetti? Beşiktaş kaybetti. Beşiktaş. Bir. Ankara'da ve Başakşehir'in için. Maçı kaybettiği anlamında genel olarak kulüp olarak diyorum. Bir. Ersin geçen seneyi iyi bitirdi. Bu sene hatta şampiyonluktan dedi iyi oynadı. Şimdi bu yıl da fena da başlamadı sezona. Okuduğumuz kadarıyla şimdi niyet okuyamam ama işte sakatlığı yok tamam. Hocanın demeci iki kaleciyi de rekabet ortamında. Ben onun pek çok aklıma geldi. 18 yaşında. Ve sözleşmeyle ilgili. Bir. Diyeyim devrede A dediğim için. Anlaşıldı oyuncuyla. Hı hı. Anlaşmanın verdiği rahatlık olarak dönecek Ersin'e şimdi bu. B. Anlaşılmadı. Bak anlaşmadığı için dönecek. Kafası karışık diyecekler. C. Valerian İsmail ya iki hafta onu oynattın. Biz koğuş mu oynuyoruz? Burası ciddi bir lig. Yani bu kaleci rotasyonu ne oluyor? Hani kupada anlıyoruz da. Kupada çünkü Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kaybetti böyle. Ligde şeyde başka ayrı mi oynayayım diye. Ki Volkan Babacan'ın da yeni zamanlarıydı. Hani kupada oynattı. Mesela enteresan Emre Hoca da Avrupa Kupalarında Muhammed'i oynatıyor. Ama birinci kalecisi Volkan Babacan. Şimdi rotasyonu diyemem ben bunu işte. Rotasyonluk bir durumu yok. Sağ dışı faktörler var. Sahaya yansıyan. Konsantrasyonumuz iyi olmadığını Ersin'in zaten enerjisinden görüyorsun. Ersin'i de böyle taraftar mesela ıslıklıyor falan ama hakikaten de Beşiktaş geleceği de çocuğu zor durumda bırakacak. Bunun ana faktörü nedir bilemiyorum tabii ki. Niye Ersin'le başladım? Çok konuşulacağı için, maçın önüne geçeceği için gidiyorum. Varsayımlar üzerinden de pek yorum yapmayı sevmem ama mantığı yok yani iki maç oynamamasın. Beşiktaş kendi kendine puan kaybediyor öyle diye yani hakem diyor zaman zaman biz de diyoruz hakem hata yaptı aleyhine çaldı lehine çaldı Fenerbahçe hakem hatası beşi ama şimdi en kodu niye çıktı onu bilmiyorum. Geçen hafta niye çıkmadı sorumuza bugün niye çıktı onu bilmiyorum. Belki mazereti olabilir. Hani Tayyip'in Tarhan'ın anladık yani çocuğun başı döndü ve inşallah da bir şey çıkmaz. Ama Enkutu'yu devre arasında çıkardı. Onu diyorum. Taha mecburiyetten çıktı ya. Evet evet. Oyun oynanırken çıktı. Hı-hı. Tayyip evet. Başı döndü.
çıktı. Wellington'u soktu ama Rozier'i çıkardı bu sefer. O yabancı olayından evet. dolayı. Peki Necip'i niye sokmadı hocam? İki değişiklik yerine. Niye sokmadı? Geçen hafta Ahmet Nur Çebi dedi ya her yangına koşan Necip. Doğru, Ahmet Bey şahane bir demeç verdi. Evet. İşte bundan dolayı Valerian İsmail de aman dedi tepki gösteriyorlar. Ben başımı iş almayayım dedi, Necip falan sokmayayım dedi. Aynen ondan dedi, bak söyleyeyim sana. Necip denmedin bir hafta. Evet, evet. Necip diye Necip'i sokamadı hoca. Teknik direktör öyle olmaz. Rozier'den vazgeçti yani. Hayır, ondan da vazgeçebilirsin. Ondan vazgeçebilirsin ama Necip'i sokmamazlık yapmaz. Bu kadar baskı evet. altını kaldıramıyorsanız Beşiktaş takımının antrenörü olarak problem var. Ben hep ne diyorum? Atletizm iyi antrenman yaptırıyor ama... İyi çalıştırıcı. Şimdi ama... ligi, maçın ikinci... Oyuncu değişikliği ne zaman olur? Genelde maçın ikinci araları olur devreden itibaren değil mi? Evet. 7 gol yemişsiniz. Her değişik. 3-0'ken 3-1'e yakalanmışsınız. Aldatıcı olmuş. 4-0'ken 4-1 olmuş. Gibi Sivas maçı gibi. Şöyle Karagümrük maçı gibi. Evet. Onun dışında 3-1'den 10 kişi kalmış. 3 kalmışsınız. 3-3 evet. bitmiş maç. Geçen hafta da Başakşehir'e maçın sonlarına doğru kaybı. Bunlar hiçbir tesadüf değildir. Hani bir tane tesadüftür, iki tane. Şimdi oynatarak da kaybedebilirsiniz, oynatmayan da kaybedebilirsiniz. Bu Ersin'i oynatmayan zaman kaybedeceğiniz oyuncular. Kaybetti işte. İşte. Formunu kaybetti en azından. Öyle değil. Hocam 11 oyuncunun en çok konsantresi yüksek olması gereken oyuncu pozisyon, kalecidir. Kalecidir. Cin gibi olacak. Bütün maç boyunca konsantrasyonu üst düzeyde olacak. Hatta bununla ilgili çok tecrübeli abilerimiz, Adem abiler hep anlatırdı. Hep böyle maçtan önce falan özel hani 24 saat kala başlarlarmış. Mesela oyuncu olarak fazla düşünmezsin ama kaleciler sürekli konsantre olmak için uğraşırlarmış. Şimdi bir de genç bunlar. Kafalar karmakarışık. Tabii. Bununla ilgili tabii altyapıdan yetişmesi bir Beşiktaş'ın bir emeği var oyuncuya karşı. Oyuncunun da anlaşıp anlaşmama konusunda gelmesi lazım bir yere. Ama zararlı çıkacak, tartışmasız Beşiktaş olur. Giren rekale gelmiştir, senin sezon sonu serbest kalacaktır. Bunun sıkıntısını kim yaşıyor? Sadece Türkiye değil. Çağlar, 5. stoper mi zannediyorsun normalde? Muhtemelen sözleşme uzatmıyor Atletico Madrid'e evet. için. Oynamış. Öyle mi diyor, buyur diyor. Oynamış. İngiltere'de de yapıyorlar aynısını. Tabii. Yoksa 5. stoper olacak oyuncu değil bizim Çağlar. Bence Ersin de yedek kalacak değil. Bu uyuşmazlık daha önceki yıllarda da her kulüpte gördük bunları biz zaman zaman. Gördüm. Hocam bir de sıcağı sıcağına Rıdvan ve Emirhan meseleleri oldu. Ya şimdi Emirhan da falan tabii yakalandılar. Fakat Emirhan'la Rıdvan'ın durumu biraz farklı. Hayır. Sözleşme bunun daha üstüne uzundu. Böyle şimdi bir şey gelince Ersin'in, daha da farklı düşünüyor hayır, olabilir. Hayır Ersin'in yani. Kontratı bitiyormuş. Evet. Kontratı bittiği için ya imza ya da oynama diyorlarsa tekrar özür dilerim eğer Beşiktaş'ta böyle bir durum yoksa. Ama bunlara yol veren ağırlığı olmayan bir teknik direktör olduğunu tartışması söylerim bunu.